Yıl 1984'tür. O yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı rahmetli Turgut Özal'ın milli değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak batıya meydan okuyan Japonların durumu dikkatini çeker. Onların eğitim sistemindeki başarılarını öğrenmek için o ülkeden kendi ülkemize bir grup uzman eğitimci davet eder. Nihayet Japon uzman ekip gelir, eğitimciler gelir. Anadolu'da çeşitli okullarda bulunurlar, çeşitli gençlerle, farklı gruplar gençlerle konuşurlar, muhabbet ederler ve en sonunda hazırlamış oldukları raporu sunmak için tekrar Başbakan Turgut Özal'ın huzuruna çıkarlar. Heyetin vardığı sonuç gayet açık ve nettir. Sizin gençlerinizde milli şuur yok. Bu sonuç orada bulunan yetkililer üzerinde bomba tesiri yapar. Hepsi şaşkınlıkla birbirlerine bakarlar. Peki derler, siz ne yapıyorsunuz? Siz Japon gençlerine milli şuur kazandırma adına nasıl bir yol izliyorsunuz? Biz der Japon eğitimci, okula başlayacak olan çocuklarımızı önce uçak kadar hızlı giden trenlere bindirir ve çok katlı yollardan geçiririz. En üstün teknolojiyle ve robotla çalışan dev fabrikalarımızı gezdiririz. Bu baş döndürücü teknoloji karşısında sarsılan ve şok olan çocuklarımıza deriz ki, gördüğünüz bu hızlı trenleri ve üstün teknolojiyi sizin atalarınız yaptı. Eğer siz daha çok çalışırsanız, daha hızlı giden ulaşım araçları yaparsınız. Daha üstün teknolojiyi meydana getirir, daha gelişmiş ve modern fabrikalar kurarsınız. Daha sonra bu çocukları alır Hiroşima ve Nagasaki'ye götürürüz. Orada gezdiririz. İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasıyla yerle bir edilen bu bölgeleri biz gelecek nesillere ibret olsun diye aynen korumaktayız. Atom bombasıyla hiçbir canlının ve bitkinin yaşayamayacak bir hale geldiği bu toprakları çocuklarımız büyük bir hayret ve şaşkınlıkla seyrederler. Bu gördükleri şeyler onların taze hafızalarında hiçbir zaman silinmeyecek derin izler bırakır. Ve yine deriz ki, eğer siz çalışmaz, vatanınızı korumaz, milletinizi sevmezseniz, birlik, beraberlik içerisinde olmazsanız, işte böyle düşmanlar sizin ülkenizi bombalar, yakar, yıkar ve yaşanmaz bir hale getirirler. Ama çalışırsanız, güçlü olursanız düşmanlar size saldırmaya dahi cesaret edemezler. Vatanınız yücelir, milletiniz yükselir. Dünyadaki bütün insanlar size saygı duyarlar. Artık çalışmak ve çalışmamak konusundaki kararınızı kendiniz verin. Bu ikinci şokla çocuklarımız kendilerine gelerek iyi ve çalışkan bir Japon olmaya doğru ilk adımı atmış olurlar. Böylece de milli bir şuur kazanırlar. Tam o sırada orada bulunan bizim Türk yetkililerden birisi der ki, iyi de bizim Hiroşima ve Nagasaki gibi kentimiz, şehrimiz yok ki. Bunun üzerine Japon eğitimci hiç duraksamadan cevap verir. Sizin der, binlerce Hiroşima ve Nagasaki gibi değerleriniz var. Bizimkilerden çok daha etkili ve tesirli bölgeleriniz var. Tarihi yerleriniz var. Ve Birinci Dünya Savaşı sıralarında 1 metrekareye 6.000 merminin düştüğü bir cepheniz var ki, orayı gençlerinize anlatsanız, gösterseniz sadece orası bile yeter. Sadece Çanakkale cephesini, Çanakkale'deki tarihi yerleri çocuklarınıza gösterseniz, gezdirseniz, tarihi bir bilinç oluştursanız yeter. Dünyanın en gelişmiş ve en güçlü ordularına karşı ve üstün bir teknolojiye rağmen Türkler olmazları olduruyor. Bütün dünyayı hayretler içerisinde bırakan büyük bir zafer kazanıyor. İmanının, azmin ve iradenin tekniği yendiğini ispatlıyor. Bütün dünyaya meydan okuyorlar. İşte sadece bu olay, sadece bu zafer bile gençlerinizin milli şuur kazanması adına yetecek mahiyettedir. Bundan dolayı gençlerinizi gruplar halinde Çanakkale'ye götürüp gezdirmelisiniz. Her Türk genci Çanakkale savaşlarının olduğu bölgeyi mutlaka gezerek görmeli ama aynı zamanda da öğrenmelidir. Daha sonra onlara demelisiniz ki,
Sizler birlik ve beraberlik içerisinde çalışmazsanız, güçlü ve kuvvetli olmazsanız, birlik beraberlik içerisinde olmazsanız, düşmanlar yine gelir ve sizin vatanınızı işgal etmeye çalışırlar. Özgür bir şekilde yaşamayı size çok görürler. Ama çalışırsanız, birlik beraberlik içerisinde olursanız, teknolojiyi yakalarsınız. Ülkenizi kalkındırır ve mürevveh bir hale getirirsiniz. Gençlerinize bütün bunları telkin ettikten sonra Çanakkale cephesindeki o muazzam zaferin, o eşi benzeri bulunmayan zaferin mısralara döküldüğü şiiri mutlaka onlara açıklayarak anlatmalısınız. Mehmet Akif'in yazdığı Çanakkale destanından bahsediyor Japon. Ve onlara Safahat'ı mutlaka okutmalısınız. Bu verilen öğütler, söylenen sözler üzerine herhalde bir ders anlatmaya gerek yok. Dersin zaten hepsi anlatılan olayın içerisinde. Hoşça kalın.